Mert Fırat. İddialara göre 16 yaşındaki bir kızla 19. 19, ama o dönem şimdi 19 değil mi? Hayır, 25 yaşındaki bir kızla aslında. Yazışmalar o kızla. Ama 19 yaşındaki yeni bir kızla da görüşüyormuş. Ona sinirlenen 25 yaşındaki kız bunları ifşa etmiş. Of, az Vay sonrasıyla vay birlikte hep vay birlikte izleyelim. vay. Buyurun. İddia. Kendisi gibi başkalarının da olduğunu öğrendi. Evli oyuncuyu ifşa etti. Genç bir kız Mert Fırat'la ilişkisi olduğunu itiraf etti. Yazışmalarını bir magazin sayfasıyla paylaştı. Oyuncunun kirli çamaşırlarını bir bir döktü. Eşini aldattığı iddia edilen Mert Fırat'a bir darbe de oyuncu Hande Doğan Demir'den geldi. Filmin sonunu bekliyoruz diyen güzel oyuncu Mert Fırat'ın ilişkilerini biliyor muydu? Genç bir kız isminin gizli tutulması şartıyla bir magazin sayfasına bazı itiraflarda bulundu. Sayfanın sahibiyle konuşan genç kızın iddiasına göre ünlü oyuncu Mert Fırat'la yıllardır süren bir ilişkisi vardı ve şunları söyledi. Ben Mert'le tanıştığımda 16 yaşındaydım. İçimdeki saf sevgiyi büyüttüm ona karşı. Bana hep o kadar sevgi dolu yaklaştı ki aşık olmamam mümkün mü sence? 7 yıldır hiç değişmedi, hiç azalmadı sevgim. O da beni sevdiğini söyledi, hep beni beklediğini, bana aşık oldu. Söyledi. Söylediği her şeye inandım ben, sevgisine de. 2018 yılında İdil Fırat'la evlenen Mert Fırat, genç kızla görüşmeye evlendikten sonra da devam etmiş. Benimle o şekilde bir ilişkisi yoktu Mert'in. Zaten 19 yaşında birlikte olduktan sonra birkaç kere ayaküstü görüştük. Sonra 22 yaşıma kadar hiç yüz yüze görüşmedik. O ara benim hayatıma başka biri girmişti. Mert buluşalım demişti ama bahane uydurmuştum. Görüşmemiştim. Sonra evlendiği haberini aldım. O ara görüşmüyorduk bile yani. Evlendikten sonra benimle daha çok ilgilenmeye başladı. Daha çok sosyal medya hesaplarından konuştuklarını söyleyen genç kız, buluştuklarında ise mesaj uygulamasını kullandıklarını ekledi. Bugüne kadar susan genç kızın bugün konuşmasının sebebi ise kendisi gibi başka kızların da olduğunu öğrenmesi olmuş. 4 gün önce Mert bir canlı yayın yaptı. Ben de izliyordum. Bir tane fake hesap canlı yayına 3 tane yorum yazdı. Meleğim yazdı önce. Sonra meleğim yazdı. Allah Allah dedim. Bu kelimeye dikkat çekmeye mi çalışıyor bu kişi acaba dedim. Sonra şey yazdı. Bu kadar melekle uğraşmak zor olmuyor mu yazdı. Bende bu kızda bir iş var. Ona da meleğim diyor demek ki diye düşünüp mesaj attım kıza. Dedektif gibi iz süren genç kız meleğin mesajını atan kişiye ulaşmış. 27 yaşında olduğunu söylediği kadının da Mert Fırat'la ilişkisi olduğunu öğrenmiş. Evliyken tanıştıklarını söyleyen kadın sadece cinsel ilişkileri olduğunu iddia etmiş ve Mert Fırat'ın kendisiyle 19 yaşında birlikte olduğunu öğrenince Mert'in genç kızlara düşkünlüğü biliniyor diyerek tepki vermiş. Genç kızın ünlü oyuncu hakkındaki şok iddialarını paylaşan magazin sayfası kısa bir süre sonra paylaşımlarını kaldırdı. Ancak iş işten geçmişti. Kısa sürede yayılan iddialardan sonra bir bombada 8 ay önce yapılan bir paylaşımın yeniden gün yüzüne çıkmasıyla patladı. Mert Fırat'ın kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak için çekilen bir videoda rol almasından sonra bir sosyal medya hesabında paylaşılan hayatındaki bütün sevgililerini defalarca kez aldatıp dolandırıcı gibi ailenin tüm bireyleriyle birlikte bu tezgahı yapan, şimdi de aynı anda 20 kadınla aldatan, hayatında unutamayacağı travmalara neden olan sosyopat reis kadına şiddet ahkamı kesiyor gözlemliyorum. Paylaşımına oyuncu Hande Doğan Demir, güzel hikaye, keşke dizi senaryosu olsaydı. Aa bakayım yine kadın hakları diye bağırıyor. Bir susun artık ya. Bir susun bari, bir susun. Utanma duygusu olsun. Aldık çekirdekleri. Filmin sonunu bekliyoruz. Elbette gün kardeşim diyerek imalarla ve ithamlarla dolu yorumlar yazdı. Hande Doğan Demir yaşananları daha önce biliyor muydu ya da ortaya çıkan buzdağının sadece görünen yüzü mü şimdilik bilinmez. Ama olan yine bir kadına olacak gibi görünüyor. Seren. İşte ben dün mesela buna uyumadım gecede. Buna taktım. Yani. Çünkü kıza üzüldüm. Kıza İdile, üzüldüm. İdile. Kıza İdile. Niye üzüldü? Ha, İdile. İdile üzüldüm. Tamam. Çünkü biliyorsun baba uzun bir zaman hiç istemedi. Önder Fırat'ın evet. Tabii, kızı hiç istemedi. İdil Fırat'la hatta, evli uzun süredir. Tabii Sezen Aksu araya girdi. Bir şekilde aralarını düzeltti falan. Yani bayağı bir badireler atlattı bu çocukla evlenebilmek adına. Şimdi Mert Fırat'ın bizdeki intibası hep rollerinde mülayim, doğru, dürüst, aynen, düzgün sanki adam olduğu için acaba birileri ona iftira mı atıyor mu diye de düşünmedik değil. Biz konuşacaksak da şu andaki olaya göre konuşuyoruz. Aynen.
Tabii bunlar iddia. Yani evet. Nasıl iddia? Bu bir aslında çok da hani bilindik bir sayfa da değil aslında. Yani hani herkes hakkında atıp tutan, iftiralar da atan bir sayfa. Normal şartlarda bu sayfa. Ama şimdi o yüzden çok da emin değilim. Sadece şurada soru işareti oluyor. Mert'in hesabından yazıları gösteriyor kız. Hakikaten de Mert Fırat'ın... Evet, bunların Photoshop'larını yapmak kolay biliyorsun bu arada. Evet, ama bunu o sitenin başındaki kişi zaten ben biliyorum kim olduğunu. Çok Hin, cin birisi. O buna ikna olmuş, görmüş, bütün kanıtları da görmüş. Diyor ki ben bu paylaşımları şu anda yaptım ama kaldırıyorum. Çünkü kızı ölümle tehdit ediyorlarmış. Ah. Evet. O yüzden de ama ben bütün detayları ve bütün şeyleri gördüm diyor. Bu sitedeki yazılanları şu anda sizle paylaşıyoruz. Kaldırmışlar. Şimdi Mert Fırat Hande'yi bırakıp biliyorsunuz. Evet. Hande Doğan Demir ilişkisi evet. Zaten vardı. Zaten o da yazıyor orada. Merakla bekliyorum. İdil Fırat'la aldattı onu ve ondan sonra da onunla evlendi. Öyle olması lazım. Ondan sonra onunla evlendi. Şimdi tabii herkesin birlikte olduğu kişiyle alakalı mutlaka bir öngörüsü vardır. Tecrübelerine dayanarak yani. Mutlaka tabii, bir şeyleri vardır. Tabii, yani. O yüzden de bize bunlar çok anormal gelse de onlara çok aşina geliyor da olabilir yani. O yüzden bekleyip göreceğiz. Bir kere Mert Fırat tarafından böyle bir yalanlama gelecek mi? Fakat kız şöyle bir şey demiş. Bütün hesaplarıma ne varsa bir şekilde ben gösterebilirim. Ya. Tabii ben gösterebilirim. İspatlı. İspatlı. Sanıyorum bir buluşma da söz konusu olmuş daha önceden. Yani bütün bunları ispatlayabilir. İddialar bu yönde. Fakat Seren, bu kadına şiddetle alakalı videosu çıktığında bir takım yorumlar yazıldı. Sen karını 20 ayrı kadınla aldatan adam kalkıp kadına şiddeti mi konuşacaksın gibi. Böyle sanki her şeyi çok iyi biliyorlarmış gibi Mert'in üzerine giden yorumlar yapıldı. Yani o yorumlar... Yani bu yorumları çok normal ciddiye adamlar almayalım. Da yapıyor. Sen biliyorsun hiç kimler olmadık şeyler de hepimize de yapıyorlar. Yani, bir kişi 5 tane fake hesap yapıyor. Bir yerde paylaşıyor. Altına devamlı kendisi sıkıldık. Ben sana artı bir şey söyleyeyim mi? Bir de çocuklar bir şey söyleyeyim mi? Bir kere bu ne madde diyorsunuz? Yasaklı madde kullananın yasaklı madde içmeyin demesi çok daha doğrudur. Biliyor musun aslında bir de? Yani onun için bu da yapıyorsa, onu da kendi söylüyorsa yine de değeri vardır bir şekilde. Kadına şiddeti burada şöyle algılamayacağız tabii ki. Mert'in yaptığı aldatmayla ilgili. Yani herhangi bir kimseye şiddet gösterdi yok ama şimdi böyle bir şey ama varsa. Ama her şeyi bir şekilde yani şiddet olarak durum, alırsın o zaman zaten. Hani böyle bir durum varsa bu direkt aldatma, bununla da aldatma. Bununla da şiddet değil, aldatıyor yani. Demek ki genç kızlara daha çok düşkünlüğü var diyor kız. Kız öyle diyor. Ve ben 16 yaşındaydım diyor o dönem. Onu tanıdığımda onu diyor. Onu tanıdığımda 16 yaşındaydım. Sonra diyor başkalarıyla da birlikte olduğunu görünce fake hesapların ona melek meleğim yazdığını görünce bir arkadaşımız evli olduğu halde niye devam ediyor? İşte. Niye devam ediyorsun kızım? Niye devam ediyorsun? Böyle ifşa etmek için mi? Kendine rant aşık oluyor kızlar. Ya. Ben diyor 16 yaşından beri. Olması diyor, ona, kardeşim. Olmasın o da olmasın. Ama çocuklar olmaz. O da şey. Yani bir dakika. Sizin de yaptığınız erkek, erkek ahlaksız olacak ama kadın ahlaklı olacak. Her iki tarafta da hata var. Şimdi demiş ki karşı taraf demiş ki işte yazan. Sen demiş hani peki İdil Fırat'ı biliyorum ona da çok üzülüyorum ama demiş. Ama evden bir şey gelmiyor demiş. Sen ne İdil'e üzülüyorsun? O da kendi haline mi aslında, İkinci kadın olan sensin. Bu kız da zaten İdil Fırat duysun diye değil. Öbür kızı yakalayınca canlı yayın yapmış Mert Fırat. Canlı yayında birisi meleğim sen de herkese meleğim mi diyorsun falan deyince bu kız o kızı bulmuş. O kızla buna yazışınca o kızla buna bunu itiraf etmiş. Ama çocuklar bazen sosyal medya burası yani. Hani belki de itiraf ettiği şey adamı hayat boyu da tanımıyor olabilir. Bakın bilemeyiz. Bunlar hepsi iddia. Ama bunların doğru olup olmadığı bu kilit kızda bu mesajları yazan çünkü kendi hesabından yazıyor. Ve Mert'le kendi yazışmalarına bunları ispatlamak gösteriyor. Zorundalar tabii. Yani bunları şimdi ispatlamak zorunda. Aynen. Çünkü bunlar özel mesaj. Şimdi ben Mert Fırat olsam ve suçsuz olsam işte o kadını süründürürüm. Tabii ki ama Mert Fırat olsan ve yazışmışsan da işte. İdil Fırat olarak ben seni süründürürüm. O kadar. Yani. Zaten demek istediğim ama bu. İdil hiçbir zaman bir kız değil.
sahip çıkacaktır yine eşine. Öyle düşünüyorum. Sence ben. Sence sahip çıkması kötü mü, iyi mi? Bu rutine bağlamışsa iyi değil kötü tabii. Kötü bu, kötü hastalık. Rutine mı? Evet, rutine bağlamışsa. Bu ne ki? Her şey yap, yani, okey gel arkamdan sırtımdan da vur. Yani. O zaman bağırsa da ağlasa da kimse onun yanında olmaz. Ya benle beraberken, yani evet. Benle beraberken başkalarınla görüşüyorsa o adam, beni sevdiğini düşünmüyorum ben o adamın ya. Ben yani bana, bilmiyorum bunu hangi kimyayla, hani şimdi beni seviyor adam. Ama başkalarıyla da görüşüyor. Yani nasıl oluyor anlayamıyorum. Ya bak sana şöyle söyleyeyim. Ama Seren, bu hani hayvani duygu dediğimiz, hani ha, erkekler hep öyle tarif eder ya. Hayvani libido, duygusunu karısıyla yaparız. Libido yüksekliği, işte kadın, karım evde vazifesini yapmıyor. Ben de mutluluğu dışarıda buluyorum, bu tip mutlulukları falan filan. Yazıklar olsun. Ay Allah'ım yani işte, yarabbim işte camiye yani işte. Cami gören, duvarı. Tabii. Cami duvarı. Bunlara zaten sonu böyle. Seren dedin ki ilişkideki, evet, kişi bilir dedin. Bak, Hande Doğan Demir bilir dedin. Bak filmin sonunu bekliyoruz. Baştakini okuyalım. Yani. Baştakini okuyalım. Ne diyor bak. Güzel hikaye. Bir dizi senaryosu olsaydı. Aa bakayım yine kadın hakları diye bağırıyor. Bir susun artık ya. Bir susun bari. Bir susun. Utanma duygusu olsun. Aldık çekirdekleri. Filmin sonunu bekliyoruz. Elbet bir gün kardeşim. Demek ki bildiği şeyler var. En çok o bilir. İşte tabii. İşte onu demek istedim ben de. Tabii hani şimdi ona yaşatırdı, ona yaşatmaz. İşte. Ona yaşatırdı, buna yaşatmaz ama burada sanki bu mesajlar hani çünkü Mert'in hesabını gösteriyor yani. Evet, yani bunun fotomontaj olması olabilir. Olabilecek şeyler. Yani ona bakarsan benim de dediğim ya konuşmadığım şeyleri, beni koymuş, kadını koymuş, sözler koymuş, bilmem ne koymuş, hepimize aynı sayfaya o sayfa yüklemiş. Tamam ama bunu açıklıyorsa bir kız bir magazin sayfasına kendi hesabından açıklamazdı o zaman. Kendi kimliğini saklardı. Hayır, doğruluk payı yani yüksek kendi, olabilir. O zaman çok yani yürek yemiş. Çünkü böyle bir şeyi bir magazin sayfasına uyduruk olsun olmasın fark etmez yani. Bu da magazin sayfasının zaten suçu yok. Çünkü gelen bilgiyi paylaşıyor birinci elden. Haklıdır. Magazin haber, sayfası haber falan değil ya. İşte, yayınlıyor. Ama işte o sayfa yani zaman zaman değil genelde de yalan olmayan şeylerde yazıyor. O yüzden de ben tam aslında çok emin olamadım. Sadece benim şu anda hani kati olduğunu düşündüğüm şey hesaplar. Hesabın resmini gördüğün için. Kızın kendi hesabından açık ve seçik kendi kimliğini saklamayarak ben buradayım bunu da ispatlayabilirim. Ama bunlar beni şimdi ölümle tehdit ediyorlar. Lütfen paylaşımlarınızı kaldırın diyor bu siteye. Hmm. Site de onun üzerine kaldırıyor aslında şeyi. Peki hadi sayfa, bakalım. Neyse site falan değil de sayfa. Bu konuda uzar daha haftaya uzar, sürer. Bunu...